cilt tiplerine göre peeling yapacağız. İlk peelingimiz mısır unu peelingi. Evet. Hangi cilt tipleri uygulasın? Şimdi genel olarak peelingleri aslında yağlı ve orta karma ciltler kullanırsa çok daha iyi. Ve içerisinde bir takım kimyasallar katıyoruz. Mutfaktaki kimyasallar limon oluyor, sirke oluyor vesaire. Asidik olanlar. Kuru cilde sahip olan bir kişinin bu limonla ilgili olarak olan kısmını geçmesi gerekiyor. Çünkü cildini daha kuru bir hale getirecek. Ya da yağlı cildi varsa zeytinyağı katacağız ama bunu kullanmaması çok daha uygun. Ben o konuda şeyi öneriyorum. Hani çeşitli aromatik yağlar da olabilir ya da kuru yağlar çok favorim benim şimdi. Nedir o kuru yağlar? Eczanede medikal estetik bölümlerinde, kozmetik bölümlerinde bulabiliyorsunuz. Yağ ama kuru. Yağlılık hissi vermiyor sizin cildinize, elinize. Sürüyorsunuz ve cildinize nem, gerekli olan yağ kazandırırken aynı zamanda da fazla yağlı hissetmiyorsunuz. O zaman şunu sorayım hemen bir cilt uzmanı olarak size. Eczaneye gittim, kuru bir cildim var. Hangi yağı tercih edeyim? Kuru yağ. Şöyle, eğer kuru bir cildiniz varsa kuru yağ kullanmanıza gerek yok. Daha yağ bazlı ürünler kullanabilirsiniz. Ama yağlı bir cildiniz varsa su bazlı ürünleri kullanmanız daha doğru olur. O zaman yağlı bir cildim varsa eczaneye gittim, hangi yağ alacağım? Yani şimdi burada hangi yağ diye bir marka tabii telaffuz edemiyoruz. Marka anlamında değil. Mesela jojoba yağı mı mesela? Şöyle ya da kayısı yağı mı gibi? Mesela Hindistan cevizi yağı güzel bir yağ. Tamam. Yani aynı zamanda mango yağı güzel bir yağ. Ama bunu eczanede değil de belki aktarlarda bulabilirler. İçinde oleik asit var, stearik asit var. Eğer cildimiz yağlıysa aynı zamanda mango yağıyla peeling yapmak hem yağ oranımızı dengeler hem de cildimizi daha pürüzsüz, parlak hale getirebilir. Harika, çünkü sorunun içerisinden soru çıkıyor. Evet, aynen öyle. Şimdi mısır unu peeling arıyorum. Önce onu mu yapalım? Hangisini yapalım? Kahve mi yapacağız? Valla çok önemli değil. Hemen şu kaplardan alalım. Bir tane de kaşık rica edebilir miyim? Şimdi nasıl yapıldığını uzanamadım oraya. Şöyle vereyim size. Evet. Şimdi bunun için ölçümüz genelde bire bir yapmayı seviyorum. En favori peelingim bu. Yine uyarıyoruz. Ölü derilerimiz yok olsun diye hazırladığımız. Evet, temel amacı yani çok basit ifadesiyle ölü derileri yok etmek. Derimizin en üst tabakası epidermis. Epidermisin de ölü tabakasına stratum corneum diyoruz biz. Bilimsel bir isim. Üstteki ölü kabuk da diyebiliriz buna. Onu soymak, cildimize parlaklık kazandırmak için uygulayabileceğimiz peelingler evde var. Evde yapılan bir peeling. Bu hazırladığımız peeling kuru ciltler için mi? Orta ve karma ve yağlı, karma ve yağlı ciltler için. Ben ama elim tabii üzerine de bu Türk kahvesi ve zeytinyağını uyguluyorum zaten. Aynen öyle. Ama işte yağ test etmek lazım. Çok yani saf bir zeytinyağı olmalı ya da az önce anlattığım kuru yağlardan kullanabiliriz. Aynen. Eğer kuru bir cilt değilse birkaç damla limonda damlatarak asidik etkiyle kimyasal peeling'e de dönüştürebiliriz bunu. Çünkü harika. Peelingler iki tip temelde. Granüllü, partiküllü peelingler kahve onu sağlıyor, kan dolaşımını da artırıyor. Ama limonda burada bir kimyasal içerik. Şimdi biraz böyle macun kıvamını aldı gördüğünüz siz gibi. Onu...